Güzel. Güneş nerede? Cemre, Güneş hastanede. Sen bayılınca seni oradan çıkarmam gerekti. Bir şey yok ama sakin ol, tamam mı? Ne? Ne yaptın? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yapma. Durdur arabayı. Sakin ol. Arabayı durdur. Bir dakika, sakin ol. Dur, yavaşlama. Cemre, tamam, sakin ol, durduracağım, tamam. Tamam, sakin, sakin. Lütfen Cemre. 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 Zaten hastaneden çok uzaklaşmadık. Geri dönsen ne olacak Cemre? Lütfen şu arabaya biner misin? Kimsin sen ya? Sen kimsin? Ne hakla, ne hakla, ne cüretle benim yerime karar verebiliyorsun? Kötü bir niyetle yapmıyorum ki ben. Bana ne senin niyetinden? Senin niyetinden bana ne? Ben kızımı görmek istiyorum, kızıma gideceğim demedim mi? Yardımı istemiyorum, bana karışma demedim mi? Cemre, ne olursun bir sakin olur musun? Ya polise yakalansan daha mı iyiydi? Senin iyiliğin için yapıyorum, anlamıyor musun beni? Senin Çelebi'den ne farkın var? Ayıp ediyorsun ama. Cevap ver. Ne farkın var Çelebi'den? Gerçekten ayıp ediyorsun. Çünkü o da her şeyi benim iyiliğim için yapar. Benim adıma kararlar alır. İyileştirir, beni kurtarır. En doğrusu neyse onu yapar. Benden daha çoğunu bilir hep. Ben hayatımda kahraman istemiyorum. Cemre. Bak, bak, ben aptal değilim, tamam mı? Ne kadar battığımın gayet farkındayım. Ama bir esaretten kaçarken bir diğerine düşmeyeceğim. Başkalarının kararlarıyla kurtulmayacağım. Batacaksam kendi kararımla batacağım. Cemre, yapma. Yapma. Sağlığı yerinde değil Mehmet Bey. Üstelik hamile. Kızım yanımda emniyette ama karnındaki için endişeliyim. Merak etmeyin. Ekibimiz her yerde arıyor başkanım. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtları. Birisi Cemre Hanım'ın kaçışına yardım etmiş. Ya da kaçırmış. Çelebi Bey, Cemre Hanım hayatta mı? Basına düşen yaralar arasında eşinizin adı yok da. Bu herifi bulun hemen. Daha çok var mı? Az kaldı ablacığım. Haydi bakalım. Anne. Anne burada değil. Gitmiş. Annem bensiz gitmez. Anne burada olsa onu almadan gider mi? Hadi güzel. Aslanı al Sokaklı abla. Tamam, sağ. Thank you.
anne burada da yok. Şimdi bana inandın mı? Ama ben seni hiç bırakmayacağım. Anneyi de iyileştireceğiz. Bir daha ailemizi tehlikeye atamayacağım. Hadi gel. Kadını gördünüz mü? Hayır, görmedim. Hayır, ben de neden bekledin? Olur da kendi kararına dönersen bıraktığın yerde bul istedim. Radyoyu açayım mı? Karanlıktan gelecekler, önünde dikilecekler. Sarı sarı dişleri olacak, sivri pençeleri olacak. Yakalayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın. Ben sana koşmayı öğreteceğim. İçinden gülmeyi öğreteceğim. Bazen yalnız bırakacaklar. Ne yapacaksın bakacaklar. Hep planları olacak. Hep bir başları olacak. Kırılacak
sanacaksın ama hep sen başaracaksın. Bu da geçer yahuyu öğreteceğim. İçinden yanmayı göstereceğim. Kendini sevmeyi öğreteceğim. Hamiyet, dişlek mi bu? Yani öyle gülmeyince dişlerini saklıyor falan sandım. Burnu yapılı mı? Yok, iyi ya, maşallah. Güzel kız, güzel kız. Aha. Söyle bakalım, ne mezunu bu güzel kızımız? Aa. Olmaz Hamiyet'ciğim. Ozan lise mezunu bir kız da yapamaz, sanki bilmiyormuşsun gibi. Ha. Yok. Tabii. Yani tabii oğlum, o kadar okuma, bak gözlerim bozulacak diyorum. Nafile. Hala okuyor, hala okuyor. Anne biz geldik. Kapıyorum. Ozan geldi. Cemre gelsene. Ozan. Tövbelerim olsun. Geç sen, rahat et. Ozan? Anne, anlatacağım sana hepsini. Ama gerçekten şimdi değil, tamam mı? Neyi? Bak, bazı aksilikler oldu, mecburiyetler falan. Bir nefeslenelim. Sonra yolumuza bakacağız. Cemre, geç sen. Laf salatası yapma bana. Kürkçü dükkanı mı oğlum burası? Dönüp dolaşıp bize geliyor bu. Serhan. Cemre. Bir de gebe mi bu? İyi misin? Benim eczaneye gitmem lazım. Cemre, tabii ki sen çıkma. Zaten aranıyorsun dışarıda. Ne? Kaçak mı saklıyoruz evde? Allah'ım sen koru. Oh. Anneciğim. Oh. Kurban olayım, bir dur ya. Oh. Bir kere felaket tellallığı yapma. Ne lazım? Hamilelik testi. İsmi Ozan, gazeteci. Ama hiçbir yerde dikiş tutturamamış. Yedikule'de annesiyle yaşıyor. Ömer Ataycı'nın da en yakın arkadaşı. Fotoğrafa 3 saniye bakınca rutubetle konuşun. Naftalin kokusu geliyor burnuma. Ne yapalım? Mahalleyi ablukaya alın. Cemre'nin tam konumunu istiyorum. Çekmeden. Baş üstüne. Çok yüksek Dilek ablam. Tansiyon haplarını ihmal etmemen lazım. Ay, etmem etmem, sağ ol oğlum. Ozan, seni Allah gönderdi. Ömer'den haber var mı? Vallahi ortadan çat diye çatlayacağım meraktan. Nesi varmış ya Ömer'e? Saldılar mı abi? Nereden saldılar mı oğlum? Senin haberin yok mu? Ya ne diyorsunuz, Allah'ını seversen söylesenize ya. Polisler Ömer'i götürdü. Ne zaman? Bugün. Sen ne istemiştin abi? Hamilelik testi. Neden götürmüş polisler? Gözün kör olmasın. Kimi hamile bıraktın sen? Ya dur be Dilek abla. Hallederiz ya, tamam. Cemre.
haberini aldım. Acil bir işim var. Hemen çıkmam lazım tekrar. Tamam. Teşekkür ederim. Ozan Bey. Ozan siz misiniz? Cemre. Lütfen içeri girin. Vakit kaybetme. Koş. Koş. Çelebi'ye haber ver. Cemre, gir. Hiç utanmıyorsun değil mi? Ne desen haklısın, ben çok üzgünüm. Ne o? Yeni taktik mi bu? Çelebi'yle işbirliği yapıp benim yanımdaymışsın gibi yapacaksın. Güzel. Nerede bekliyor? Köşe başında mı? Benim Çelebi'den haberim yok. Yemin ediyorum burada olduğunu bile bilmiyor Cemre. Umurumda bile değil. Cemre bir dinle sen. Neyi dinleyeceğim ya? Neyi? Ben artık sana inanıyorum. Artık. Keşke daha erken. 6-7 yıl kadar. Cemre ben... Bak ne söyleyeceğini hiç merak etmiyorum. Aa güzel kızım, hoş gelmişsin. Ben daha fazla burada kalamam Ozan. Hadi selametle. Belki de doğru söylüyordur ha. Yemin ederim kimseye bir şey söylemem. İnanmıyorum. Siz eskiden tanışıyor musunuz, akraba falan mısınız? Cemre bir dinlesen. Dokunma. Dokunma. Yemin ederim Çelebi'ye bir şey söylemeyeceğim. Seni ikna etmenin bir yolunu bulur nasılsa. Hayır, ben kimseye bir şey söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Söz mü? Senin kendine ait kararların, fikirlerin var mı Rüya? Sırça köşkünün dışından dünyaya bakabiliyor musun? Beni hiç tanımıyorsun. Sen kendini tanıyor musun? Hayatını etrafındakiler yönetiyor, farkında değilsin. Çevrendekilerden bir farkın yok. 7 yıl boyunca sana yalvardım ben. Bana inanman için yalvardım. Ama sen benim dışında herkese inandın. Cemre. Ozan lütfen önümden çekilir misin? Bir dakika beni dinler misin? Kime nereye gideceksin? Zaten aranıyorsun dışarıda, konuştuk bunu biliyorsun lütfen. Ben ona güveneceğime şeytana inanırım. Çelebi'nin seni ilaçlarla zehirlediğine inanıyorum. Bak. Yeni öğrendim, çok özür dilerim. Cemre. Yeni silmiştim yerleri. Pardon. Cemre. Kimseye söyleme. Biraz kendi haline bıraksan. Hadi güzel kızım. Gel biz ikimiz birer kahve içelim ha. Başka zaman teyze. Peki, peki benim tatlı dilli, güler yüzlü kızım, peki. Biz dışarıda konuşalım bunu. İyi misin? Beni Ömer gönderdi. Başı büyük dertte, sarnıçtaki yangınla suçlanıyor. Nasıl ya? Hamile değilim. İsabet olmuş. Zaten daha bir tanesine bile analık edemiyorsun. Bakın bana ne derseniz deyin ama kızımı karıştırmayın. Şu camdan aşağı kendimi atmıyorsam kızım içindir. Bunu da böyle bilin. Ben sizi anlıyorum.
Yani bekar oğlunuz var. Bir anne olarak endişeleniyorsunuz. Şimdi benim durumumda bir kadın... Allah yazdıysa bozsun. Yani diyeceğim o ki... içiniz rahat olsun. Oğlunuzla aramda en ufak bir şey olmasının imkan ihtimali yok. Ne bugün, ne yarın. Siz... Merhaba, ben Çelebikaya Beyli. Habersiz rahatsız ediyorum. Ben karımla konuşmak için gelmiştim. Müsait miydiniz? Ne demek, ne demek? Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çıkartmayın başkanım. Olur böyle şey. Sokağın pisliğiyle eve girilmez. Ben size terlik vereyim. Orada yukarıda. Çıkın rahat rahat konuşun başkanım. Karım isterse kendi gelir. Peki böyle geçin o zaman. Siz oturun, ben hemen bir kahve yapıp geliyorum. Yapacağımı bilmiyorum. Yoğumu dağıtmayayım desem gücüm kalmadı. Yoruldum. Ben de insanım. Ama ortada bir çocuk var. Kızımın annesinin hapse girmesine göz yumamam. Tedavi olsun. İyileşsin istiyorum. O da olmuyor. Çok zor, çok. İnsan kaderini kendi seçemiyor. En sonunda bu işi polis çözsün diyeceğim ama... Çocuğumuzun da alacağını öğrendim. Başkanım, sabah test yapmıştı. Gebe değilmiş.
ki. Tabii ne yapacaksınız? Tarihi. Çok şanslısınız. Sağ olun. Belli ki Cemre inmeyecek. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade sizin. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Anlayışınıza müteşekkirim. Sağ olun. Beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Konu ne olursa olsun. Sağ olun. Lütfen zahmet etmeyin. Seni benden ayırabilecek bir kapı. Bizi birbirimizden ayırabilecek bir dünya yok. Senden hiç bu kadar ayrı kalmamıştım. Ölüm gibi. Beni yokluğumla cezalandırma. Benimle savaşma. Kazanamayacağını biliyorsun. İstesem seni bugün gözaltına aldırabilirim. Sahte pasaportlarla kızımı benden kaçırmaya çalıştın. Güneş'e annenin sana bıraktığı kaderi mi miras bırakmak istiyorsun? Hapiste bir anne. Sana yarın akşama kadar süre sevgilim. Kararını ver. Seni zorla bir yere götüremem. Sen bana gelmelisin. Bile isteye, kendi ayaklarınla. Yoksa hayatının kalanı saklanarak, adaletten kaçarak geçecek. Yarına kadar iyi düşün sevgilim. Yanlış yollarda birbirimizi kaybetmeyelim. Umudunu yitirmiş bir adamdan daha kötü ne olabilir? Abi sen Yavuz'u en son ne zaman gördün? Hastaneden çıktı mı o ya? Çıkmış, uğradım evine, faturalar kapının önünde. Ne gören var ne duyan ya. Memleketine gitmiş olmaz. Nereli abi o? Allah'ım bilmiyorum. Ozan abi! Ozan abi! Ne oldu lan? Abi. Söyle. Hani çantasını gezmeye çıkarttığım kadın var ya abi. Ne olmuş ona? Onu arayan bıyıklı arabasıyla sizin evin önündeydi abi. Abi biz de gelelim mi? Durun oğlum siz durun! Ventilasyon. Vücudun ihtiyacı olduğundan daha fazla nefes alıp vermesinin tıptaki adı. Ne diyorsun sen ya? Aslında kaçma, savaş gibi durumlarda beyinde böyle bir istek uyanır. Bir çeşit tepki. Amacı vücudu potansiyel tehlikelere karşı kaçmaya hazırlamak. Ama ben kaçmam. Bilmeyi inanmayı tercih ederim. Ha. Anneniz çok ince biri. Misafirperver. Ozan! Annen seni çağırıyor.
Yemek hazır. Gel hadi. Hadi. Söylemiştim. Hiperventilasyon bu. Bilim her zaman kazanır. Ozan! Ne var ya? Ozan, Ozan, Ozan. Elinin körü. El alemin karısı için başını derde sokuyorsun. İlgilenmemi ister misiniz? Ciddiye almaya değecek bir problem değil. Cemre Hanım. Bu çöplükte son gecesi. Hiç tanımadığın adamı kalkıyorsun, eve alıyorsun. Ben sana ne diyeyim anne ya? Karısını alıyorsak kocasını da alacağız tabii ki. Allah Allah, sen haberleri falan izlemiyor musun? Ha? Her gün bir kişi zaten... İzliyorum. O yüzden böyle yüreğim ağzımda dolaşıyorum ya. Ya bu mesele yüzünden senin başına bir şey gelse oğlum? Peki ne konuştun sen bu herifle? Ha? Benimle seni tehdit mi ediyor bu? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İçerideki yalancının teki. Anne. Bak oğlum. Adam koskoca belediye başkanlığı yapmış. Üstelik avukat. Görsen öyle alçak gönüllü, öyle iyi kalpli bir insan ki. Yani karısının o kapının arkasında olduğunu bile bile gidip yüzleşmedi kadınla, biliyor musun? Anne, ben gerçekten artık sana inanamıyorum. Kalkmışsın benim suratıma karşı bu şovmen Allah'ın manyağı adamı savunuyorsun ya. Bir de üstüne bu herifin numaralarına inanıyorsun anne. Ay, asıl bütün numaraları yiyen sensin. Vallahi billahi sana büyü yapmışlar. Sen artık... Doğruyu yanlışı ayırt edecek durumda değilsin. Girebilir miyim? Gel. İyi misin? Babası ölmüş, çocuğa yetimleniyor. Annesi babasını öldürmüşse nedeni? Şu hayatta en büyük korkum anneme benzemekse. Annesinin kızı derlerse babam mezarında iyi uyumaz sanırdım. Ben anneme benzememeye çalıştıkça ona daha mı çok benzedim? Yoksa bir kızın kaderi sadece annesine benzemek mi?
konuştu. Babam mezarında rahat uyuyamadı. Sonra benim bir kızım oldu. Güneşim. Ben kızıma kendi kaderimi yaşatmayacağım. Ben burada daha fazla kalamam Ozan. Çok şükür, hadi hayırlısı inşallah bu sefer. Cemre, biraz daha düşünsen. Allah'ım yarabbim, sen bu çocuğa akıl fikir verdin. Yarın akşama kadar kararımı vermezsem Çelebi beni polislere yakalatacak. Senin önüne yem atıyor ve sen de onu yiyorsun Cemre. Çelebi blöf yapmaz. Ne yani peki? Ona geri mi döneceksin ya? Hapse girersem kızımı bir daha göremem. Peki. Peki. Bir gün elektroşokla hafızanı sıfırlarsa ne olacak? Ya da seni zapt etmek için daha fazla doz ilaç verirse ne yapacaksın? Cevap ver. Bedenini iflas edip öldüğünde kızına kavuşmuş mu olacaksın Cemre? Madem yarına kadar vaktin var, o zaman bir gün daha özgürsün demektir. Bir gün daha özgürce düşün derim. Sen ona bakma. Hayatı kitaplardaki gibi sanıyor. Ana olan biziz. Hı? O anlamaz. Ana dediğin evladının yanında olur. Gerisi boş. Teşekkür ederim. Zahmet ettiniz, ben kendim alırdım. Böyle her şeyin önüne getirilmesine alışkınsındır sen. Yani yine insaflı adammış. Yığmadı polisleri kapının önünde. Bir şans daha vermiş sana demek ki. Ama yoksa diyebilirdi, burada böyle genç bir delikanlı var. Olay çıkartabilirdi. Güveniyor demek sana. Efendi efendi kahvesini içti gitti. Nasıl seviyor seni ama. Aa, ama öyle hep bana olmaz ki. Yani kocan kusurlu da sen mükemmel misin? De bir bakayım bana. Suyuna gideceksin azıcık. Peki. Evine dönmeyip de ne yapacaksın? Hı? Sen hiç bugüne kadar ekmek parasını kendin kazandın mı? Çalışmama müsaade etmedin. Arayana bahane çok. Bak şimdi buraya, bak. Bir de kendine bak. Dayanamazsın kızım. Yapamazsın. 3 gün içinde pes edersin. Bir de kocandan olduğunla kalırsın.
Gençlik geçici. Güzellik desen onu hiç sorma. Ancak paran kadar güzelsin. Böyle kremler, mremler, estetikler falan olmasa o da hiç. Benim istediğim tek şey kızımla beraber mutlu, huzurlu bir hayat yaşamak. Nasıl olacak bu? Bir daha mı kaçıracaksın kızını? Ya o zaman paşa paşa evine döneceksin. Başka yolu yok. Bak kendini ölüm ölü gösterdin. Bir altlar karıştırdın. Olmadı. Kızını aldın, kaçtın. Yakalandın. Olmadı. Sonra geldin buraya sığındın. Kocan burada buldu seni. Yine yakalandın. Senin bu adamdan kurtulmana imkan yok. Değil mi? Yani ne yaparsan yap kurtulamazsın. İstersen yine kaç, yine yakalanacaksın. Arada evladınız var. Ömür billah senin kızının babası o adam. O kadar. Bitti. Sabrı bir taşarsa diye korkuyorum. Hapislerde çürürsün maazallah. Hayır, yalansa yalan de. Ha? Doğru. Bundan kaçtığım sürece onunla mücadele edemem. İşte. Hayır, ben bunu söylüyorum zaten. Böyle gelmiş, böyle gider. Düzen bu. Sen değiştirecek değilsin ya bu saatten sonra, değil mi? Yani eğer evladınla beraber olmak istiyorsan evine döneceksin. İşte ister abla ister anne de böyle bir tavsiye benden. Afiyet olsun hadi. Güneşin uykusu gelmiş, yatağına çekilmiş. Gece olmuş usulca, ay dede gelmiş. Uyku perisi gökyüzüne yıldızlar sermiş. Herkes gözünü kapatmış, masalını beklemiş. Bir varmış, bir yokmuş, masal başlamış. Okyanus ülkesinde bir deniz kızı varmış. Her gece bir baloncuğa şarkı söylermiş. Baloncuğu kim yakalarsa şarkıyı dinlermiş. Usul usul yastığına sarılmış herkes. Düş ülkesinin kapılarını çalmışlar üç kez. Biri senin için, biri benim için, biri tüm çocuklar için. Uyku perisi kapıları açmış, herkese düş vermiş. Derin bir uykunun ardından ilk güneş uyanmış. Ağaçlar şöyle bir gerinmiş, kuşlar kanatlanmış. Düş ülkesinden rüyalar, dondurmalar gibi yavaşça eriyip yok olmuş gün
başlamış. İyi geceler anne. İyi geceler bebeğim. İyi geceler. Tutturuyorlar. Tatlı rüyalar. Günaydın. Günaydın. Hiç uyumadın mı? Çelebi'nin teklifini düşündüm. Ne karar verdin? Çelebi'ye gideceğim. Hakkındaki suçlamaları düşür. Tamam. Orada görüşürüz. Anneyi eve getiriyorum. Gerçekten mi? Evet. Anne bizi çok sevdiğini hatırladı. Nerede kalmıştık?
Cemre Hanım, şu an canlı yayındasınız. Teslim olmaya mı geldiniz? Teslim olmaya değil, savaşmaya geldim. Ben Cemre Kayabeyli. Yıllardır sahte tanılarla beni zehirleyen, bana psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşim Çelebi Kayabeyli ile mücadele etmeye geldim. Evet, ben şimdi çok korkuyorum. Ama bu korkuyla daha fazla yaşayamayacağım. Kızımla ayrı kaldığım anlarda aldığım nefesi hissetmiyorum. Ama onun gözünün önünde ölümünü bekleyen bir anne de olmayacağım. Güneşim, canım kızım, seni çok seviyorum. En yakın zamanda yine seninle birlikte olacağım, sana söz veriyorum. Bu ayrılık bizim kavuşmamız için. Korkmadan savaşacağım. Bu artık benim kurtuluş savaşım. Çelebi Kayabeyli'den çocuğumun velayetini alarak boşanana kadar mücadelem devam edecek. Bu ülke artık bizim olmalı. Bizi öldürmek isteyenlerin değil.